Kolları kesildi terör örgütünün ama zaman zaman tabii şehir merkezlerine, ilçe merkezlerine dahi bir şekilde erzak alabilmek için geldikleri bilgisi de var İçişleri Bakanlığı'nda. Dolayısıyla bunu nasıl değerlendirmeliyiz, bu çağrıyı? Bu çağrı şimdi bakın, bunu aslında birbirine bağlı stratejik konsept değişiklikleri vardı. Onlara bağlayabiliriz. Birincisi Türk Silahlı Kuvvetleri, işte polis özel harekat, jandarma özel harekat, son iki yıldır, hatta iki buçuk yıldır terörle mücadele konseptini yaz tertibinden kış tertibine geçirirdi öncesinde. Artık bunu yapmamaya başladı. Yani sürekli olarak kışın bile en hırçın tepelerin üstünde, en zorlu coğrafyaların tam göbeğinde sürekli nöbet tutan askerlerimiz, devlet görevlilerimiz var. Bunlar sınırlara geçişleri engelliyorlar. Dolayısıyla dışarıdan içeriye vatan toprağına giren terörist sayısı artık neredeyse sıfıra indi. Mesela geçen gün iki yakalar PKK'nın sözde bölge sorumlusu etkisi hale getirildi. İki yakalar dendiği zaman o bölgeyi bilenler hatırlayacaktır. Terör örgütü unsurlarının çok rahatlıkla Türkiye'ye Kandil'den, Kuzey Irak'tan gelerek sızdığı noktalar akla gelir. İşte öncelikle buralar temizlendi. Buralar temizlendikten sonra içeride terör örgütü unsurlarının tamamen izole edilmesi sağlandı. İzole edilmesi sağlanınca da içerideki kaynaklara yönelebilecekleri düşündüğü için İçişleri Bakanlığı ve ilgili terörle mücadele birimleri bu uyarıları yapma ihtiyacı hissediyorlar. Şimdi tabii şu da var. Terör örgütünde ard arda bu operasyonlar gerçekleşince ciddi bir panik de olduğu için hem halkın da tamamen artık asla bu konuda taviz vermemesi, bölge halkının tamamen terörle mücadelenin yanında durması, Kuzey Irak'ta da bunu hissediyoruz. Kendi topraklarımıza da hissediyoruz. Bu güvenlik güçlerine ayrıca da bir moral motivasyon kaynağı oldu. İşte şimdi bu silah kaynağı kesilince de, gıda ve erzak kaynağı da kesilince de terör örgütünün aslında tüm atar damarlarının kesilmesi anlamına geliyor. Bu uzun soluklu mücadele, dediğim gibi durmamak lazım ama örgütün aldığı darbeler de ortada olduğu için çok önemli bir mesafeye gelindiğinde özellikle altını çizmek gerekli diye düşünüyorum ben. Evet, tabii senin de söylediğin gibi uzun soluklu bir mücadele ve başarı için sadece yurt içindeki operasyonlar değil, devam eden yurt dışındaki sınır ötesinde hava ve karadan operasyon